En mükemmel adalet vicdandır, Victor Hugo. Biz insan hakları evrensel bildirisinin birinci maddesinde belirtildiği gibi tüm insanların hem haklarda hem de insan onuruna sahip olmak bakımından onurda eşitliğe sağlıyoruz. İade Genel Merkezi Cezaevi Komisyonu'nun 10 Eylül 2013 tarihi itibariyle hazırlamış olduğu hasta mahpus listesinde 154'ü ağır olmak üzere 526 mahpus bulunmaktadır. Türkiye'de cezalara uygulanan infaz rejimi insani olmayıp fethi hapishanelerine geçişle birlikte tecrit sisteminin etkisiyle tutuklu ve hükümlüleri adeta çürümeye terk eden bir yapıya sahiptir. Bugüne kadar gerek Adalet Bakanlığı'nın gerekse de derneğimizin verilerine göre cezaevlerinde yaşamını yitiren tutuklu ve hükümlü sayısının çokluğu durumun vehametini göstermektedir. 5275 sayılı infaz kanununun 16. maddesinin 3. fıkrasında Adalet Bakanlığı'nca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen raporlarının adli tıp kurulunun onayına sunulmasıyla ilgili düzenlemenin kaldırılması gerekmektedir. Uygulamada adli tıp kurumu tam teşekküllü hastanelerin vermiş olduğu raporları onaylamak için hasta mahpusu da İstanbul'a çağırmakta, bu durum başlı başına bir eziyet halini almaktadır. 5275 sayılı infaz kanununun 16. maddesinde Ocak ayında yapılan değişikliğe bile adli tıp kurumu direnmektedir. Kanun değişikliğiyle hayatı tehlike kriteri yerine yaşamını tek başına idame ettirememe kriteri getirilmiştir. Ancak bunun yanı sıra Cumhuriyet savcılarına geniş bir takdir yetkisi tanınarak toplum güvenliği bakımından tehlikeli kabul edilecek mahpusların hastalığına rağmen tahliye edilmemesi düzenlenmiştir. Nitekim bu hüküm gerekçe göstererek Meclis cezaevinde hükümlü olarak tutulan Ramazan Özalt ve Engin Aktaş adli tıp kurumunun cezaevinde kalamaz raporu vermesine rağmen tahliye edilmemiştir. Bu kriteri getirilerek tahliye edilmeleri imkansız hale getirilmiştir. Kanundaki bu kriterin mutlaka kaldırılması gerekmektedir. Sizlere tüm bulunmaları ağır hasta listemizde bulunan Hakan Gönülç'ün durumu ile özetleyeceğiz. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Gönülç'e orada yapılan tetkikler sonrası 24 Nisan 2013 tarihinde cezaevinde yaşamını sürdürmesinin ciddi riskler oluşturacağı, bu nedenle kişinin tedavilerinin tamamlanmasına kadar cezasının ertelenmesi yönünde verilen rapor da işe yaramadı. Eylül 2013'te tekrar Kandıra Fethi cezaevine gönderilen Hakan Gönülç ise bu yaşananları gönderdiği mektupta tepkisini şöyle ifade etti. Bu adli tıp kurumu raporuyla ne yapmaya çalıştıkları belli. Çok ağır bir hasar bırakmadan bizleri bırakmayacaklar. Bırakılan 3-5 arkadaşımızın da durumu ortadadır. Bu kararların tıp etiğiyle alakası yoktur. Bu kararlar tamamen siyasidir. Yaşadığımız sağlık sorunlarının cezaevinde tedavileri mümkün değildir. Bu açıkça bir işkencedir. Bu kararları verenlerin akşam nasıl uyuduklarını merak ediyorum. Sabahları ise güne nasıl uyandıklarını, yaşamlarının huzurlu olup olmadığını merak ediyorum. En ağır işkence bile bir gün biter. Bizlere yaşatılan bu işkencenin ne zaman biteceği ise belli değil. Ama ben ve diğer hasta tutsak arkadaşlarım son ana kadar ağız dolusu gülmeye devam edeceğiz. Her günün sabahına inadına, inançla, umutla kalkacağız.
listemizde bulunan ağır hasta mahpusların bir an önce tahliyesini sağlaması, diğer mahpusların tedavilerinin sağlanması için gerekli tıbbi tedbirleri alması, sağlıklarına kavuşabilmeleri için tahliye edilmeleri dahil her türlü önlemi alması gerekmektedir. Bu neden AKP hükümetine ve Adalet Bakanlığı'na sesleniyoruz. Hasta mahpuslara yapılan bu işkenceye son verin. İyi bir vicdan en iyi bir yastıktır. Yastığa kafanızı koyduğunuzda rahat uyuyabiliyor musunuz? İnsan Hakları Derneği.